Çok heyecanlı bir yerel seçim yarışını geride bıraktık. Sürprizlerle dolu ve sürpriz sonuçlarıyla dolu bir yerel seçim oldu. Ama bu seçimin belki de en fazla sürpriz yapanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Neden? Çünkü Türkiye Komünist Partisi TKP bir belediye kazandı. Üstelik herhangi bir belediyeyi değil Tunceli Dersim'i kazandı. Fatih Mehmet Maçoğlu da T24'ün konuğu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk önce tebrikler. Çok mutlusunuzdur diye düşünüyorum. Ne hissediyorsunuz bu sabah itibariyle? Çok teşekkür ediyorum. Aslında uzun sürede planladığımız, birkaç aydır uğraştığımız, mücadele ettiğimiz, gerçekten de o başta yanan o ışığın, o başta yanan o ateşin artık yavaş yavaş Türkiye'nin farklı yerlerine artık dağılması gerektiği, bu süreçte de özellikle aydınlanmanın, ilerinin, bilimin artık bu ülkede çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde bizler, biz sosyalistler, komünistler, aydınlar, devrimciler, ne derseniz vicdanlılar artık galiba büyük şehirlerde, büyük ilçelerde, Türkiye'nin farklı yerlerinde artık bu yerellerin yönetenleri olmaya başlaması gerekiyor. Yani halkın yönettiği bir anlayışın örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için mutluyuz. Şimdi siz evet çok başarılı bir Ovacık belediye başkanıydınız. Gerçekten ününüz Türkiye sınırlarını bile aştı. Yarattığınız modelle, yaptığınız belediyecilikle ve bir belediye başkanı olarak halka yaklaşımınızla. Fakat Tunceli'ye, Dersim'e aday olduğunuz zaman eleştirildiniz de. Yani ne gereği var? Ovacık'ta kal. Küçük olsun, senin olsun, bu başarıyı devam ettir. Tunceli'de seçilemezsen yazık olacak diye. Bugün pişman mısınız, değil misiniz? Pişman değil olmadığınızı düşünüyorum ama. Yok. İyi ki o zamanki eleştirilere ya da yaklaşımlara inanmamışım diyor musunuz? Ne diyorsunuz bu sabah kendinize? Ya muhtemeldir, kaygı duyan dostlarımız vardı. Yani orada garantiyken başka yer biraz riskli meselesiyle böyle bizi koruyan, kollayan algılar da çok fazlaydı. Tersine eleştiriler de olabilir. Bu siyasettir. Siyaset içerisinde dost kurumlarımız, yoldaşlarımız, farklı bakmadığımız ama farklı yerlerde mücadele yöntemleri üzerinde duran birçok dostumuz böyle düşünüyor olabilir. Ama esasen bizler bir ülkenin, yeni bir dünyanın yönetilebilme ihtimalini, kapitalizme karşı, emperyalizme karşı kendisini yöneten, kendi toprağını, kendi doğasını, ağacını, börtü böceğini, yaşam alanlarının tamamına yönetebilen bir anlayışın örgütlenmesi gerekiyor. Biz sosyalistler eğer böyle küçük olsun bizim olsun dersek aslında kendi içimizde kendi yağımızda yağıyla kavrulayan değil, tersine bir yerden sonra çürüyen, geriye düşen bir anlayış olmaya başlayacak. Bundan kaynaklı da büyük şehirlerde, büyük yerlerde, büyük alanlarda kendimizi yöneten anlayışları güçlenmesi lazım. Bu eleştirilerin tamamı belki olumlu ya da olumsuz olarak da değerlendirilen olabilir ama büyük bir bölümü olumlu bakış açısıydı. Çok az bir bölümü olumsuzlaştırılıyordu. Bunlar da doğal. Siyasetler kendisini örgütlerken ya da yerelleştirirken, iktidara doğru götürürken mutlaktır farklı bakışlar, farklı düşünceler evet. Olabilir. Bunlar doğal. Şimdi bunlar bizim dostlarımız yani bunu unutmayın. Şimdi iki ilçe, yani Tunceli'de iki ilçe AKP'de kaldı. Diğerlerinin hepsi CHP'de. Dolayısıyla siz daha çok CHP'liler ve iki AK Partili ilçe belediyesiyle çalışacaksınız. Bu sonucu nasıl okuyorsunuz? Çünkü HDP ilçe kazanamadı. Kazandığı bir tek belde var galiba. Bu sonucu nasıl analiz ediyorsunuz? Ne dedi sizce seçmen? Ya uzun süreden beri aslında buralarda ilçelerde böyle özellikle sistem içi partilerin uzun yıllardan beri bir şeyi var. Hani burada bir hakimiyeti söz konusu ama son 5-10 yıldır özellikle 3 dönemdir HDP'nin de aldığı, son 2-3 dönemdir bizlerin de belediyelerin aldığı dönemlerde yavaş yavaş burada o şeyi kırılıyordu. Ama bu süreç biraz demokrasi kuvvetlerinin hatasıydı. Yani demokrasi kuvvetlerinin burada birlikte iş yapma yerine ayrışmada kaynaklı, o ittifak meselelerinin olmamasından kaynaklı bugün buralarda özellikle sizin söylediğiniz partilerin artık belediyeleri aldığı görülmekte. Bu bizim buralardaki belediyeler 200 oyla, 300 oyla alınan belediyeler küçücüktür. Yani 1000-1500 seçmeni olan yerlerdir. Burada
50 oy ya da 100 oyluk bir potansiyelin yer kaydırması söz konusu olduğunda maalesef istediğiniz şeyler çıkmayabiliyor. Bu bundan kaynaklıydı. Yani yoksa halk güçlerinin içerisinde birçok burada yaşayan, burada yerleşik olan birçok dostumuz, burada buranın vatandaşı aslında demokrasi kuvvetlerine dair şeyi, algısı ya da ona bakışı çok daha sağlam. Peki, şimdi yani en fazla da HDP tarafından eleştirilmiştiniz. Kayyum'dan, Tunceli Kayyum'undan aldığınız bir plaket nedeniyle. Şimdi ondan bir de belediye teslim alacaksınız. Plaket değil, gerçekten belediyenin bütçesini, bugüne kadar yapılan harcamaları teslim alacaksınız. Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Mesela Ovacık Belediyesi'ndeyken siz hep şeffaflığınız gündeme gelirdi. Belediye binasına astığınız ne harcadık, ne aldık diye. Kayyum'dan devraldıklarınızı da şeffaf biçimde paylaşacak mısınız? Yüklü bir borç alacağınızı düşünüyor musunuz? Yine orada belki kitabına olmayan işler varsa bunları açıklayacak mısınız? Ne olacak sisteminiz? Bizler bu coğrafyada söz yetki karar halka dedik. Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Programı dedik. Ve yapamayacaklarımızda 4-5 taneyle topluma kendimizi deklar ettik. Dedik ki bir, şeffaf olacağız. İki, sorgulanabilir olacağız. Üç, adamcılık yapmayacağız. Grupçuluk yapmayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Halka yalan söylemeyeceğiz. Bir de halkla belediye arasında, belediye başkanı arasında hiç kimseyi koymayacağız. Yani halkla beraber yaşayacağız. Bunun dışındakilerin tamamıyla ilgili her şeye açığız. Bunun dışındaki tamamıyla ilgili her şeye açığız. Biz bu süreçte aslında Kayyum'la bu belediyeyi alırken tam tersi davullu zurnalı alacağız. Yani orada, oraya o halkın yeri yapacağız. Halktan geri alınan, zorla alınan ya da siyasi ideolojik yapıdan kaynaklı işgal edilen o orayı biz devrimciler, aydınlar, ilericiler alıp halka teslim edeceğiz. Halkla birlikte orada yöneteceğiz. Bu anlamıyla ne alırsak alalım. Sadece mevcut Kayyum meselesi değil. Biz belediyeleri isterse kendi devamcımız olan, yani bizden önceki yoldaşlarımızı alsak bile bütün aldıklarımızı şeffaf bir şekilde halka göstereceğiz, asacağız. Bu sözümüzdür. Bundan geri adım atmak yok. Yani şöyle değil. Bizimki yapmışsa iyi, hatta da olsa ya da doğru da olsa, bir başkasının yapmışsa iyi ya da kötü de olsa kötü gözle bakmayız. Tersine biz oradan alacağız. Borcuysa, borçları neyse, nereye harcandıysa, nasıl hukuksuzluk ya da hukuk içerisinde yapılırsa bunların tamamını açıklayacağız. Bunda kimsenin kaygısı olmasın. Bu zaten bizim halka verdiğimiz tek vaat. Halk meclisleri, şeffaf belediyecilik, aldığımız gibi oradaki yaratılan bütün izlenimlerin, yani o izlerin tamamının kaldırılacağı, orayı halka ait bir yere yapacağımıza dair. Bu bizim vaadimiz zaten. Bunun dışında vaadimiz yok. Mesela biz demiyoruz bina yapacağız. Toprak işte şurada betondan duvar yapacağız demiyoruz. Burada şu yeri yapacağız demiyoruz, demeyiz. Orada halk kendisi karar verir kendi şehriyle ilgili. Ama bunu veriyoruz, söylüyoruz. Neye mal olursa olsun, ne olursa olsun. Bizden bir dostumuz, yoldaşımız olsun, istese Kayyum olsun. Hiç kimsenin kaygısı olmaz. Orada aldıklarımızı bu halkla paylaşacağız. Bu halk kimin ne yaptığını görecek. Doğru yapmışsa doğru, iyi yapmışsa iyi, kötü yapmışsa kötü. Evet. Şimdi iki soru. Birincisi, HDP bölgede 3 belediyeyi kazandı. Kayyumlardan geri aldılar. Ama onun dışında Muş, Bitlis gibi yerleri kaybettiler. Ağrı'yı kaybettiler. Şanlıurfa alınamadı. Zaten alamıyordu. Genel olarak HDP'nin 3 belediyesi. Bunu nasıl analiz edersiniz? Burada bir halkın mesajı olduğunu düşünüyor musunuz HDP yönelik olarak? Ve bu güvenlik ve demokrasi dengesinde siz önünüzdeki günlerde ne bekliyorsunuz? Yani HDP'den ne bekliyorsunuz? Genel olarak devletten ne bekliyorsunuz? Evet. Ya şöyle. HDP dost kurumumuz. Bizim HDP'nin kaybettiği her bir mevzi eğer dost kurumlarıyla buluşmamışsa kayıp olarak görürüz. Doğru, yani eksik olarak görürüz. Çünkü dost kurumların zayıflığı bizim zayıflığımızdır. Zayıflanması durumunda ya da toplumla ilişkilerin azalması bizim ilişkilerimizin azalması olarak görürüz. Biz dost kurumlarımızın güçlüğünü isteriz. Çünkü dost kurumlar güçlü ise bizim gücümüz olduğunu gösteririz ve o güç pekiştiğinde aslında bu ülkede sağlam, daha iyi sözün olacağı anlamına geliyor. Aslında
Son 1,5-2 yıldır işte demin saydığınız Bitlis, Muş, Bingöl o bölgelere çok girmedim, bilmiyorum. Ama şeyi biliyorum, Şırnak bölgesine bundan 1,5-2 yıl önce gitmiştim. Orada şehrin büyük bir bölümü boşaltılmıştı galiba. Bundan kaynaklı acaba tekrar geri dönüşler var mı yok mu bilmiyorum. Birçok bildiğim yok işin doğrusu. Ama eğer mevcut o güvenlikli politikalardan kaynaklı orada insanların göç edip boşalmış ise bu kayıplar kayıpların bundan da kaynaklı olabilir. Tabii bilmediğim bir şey. Bu sadece hani bir çıkarma yani çıkarsama bu olarak görmenizi isteriz. Ne kadar oy alındığını, kaç bin oyun olduğunu bilmiyorum. Çünkü benim gittiğim dönemlerde 85 bin nüfusun 5 bini kalmıştı, 10 bini kalmıştı. Onun dışındakiler ya Kumçatı'da ya Cizre'de ya da Diyarbakır'da farklı yerlere çıkarılmışlardı. Ondan kaynaklı çok bilgim yok ama Muş ve Bitlis bölgelerinde zaten bundan önce de devamlı yarışıyorlardı. Yani birbirine yakındı. Gönül isterdi. Orada HDP, halk demokrasi kuvvetlerini tercih etseydi. Bu anlamıyla da bundan sonra biz sadece 31 Mart'ta takılı kalan siyasetler değiliz. Biz bundan önce de ittifaklarımız 5 dönem boyunca genel seçimlerde ittifaklarımız vardı. Bundan sonra da ittifakımız bozulmadı. Sadece yerellerde bazen ayrıştığımız noktalar oluyor. Bunun dışında ittifak bozulduğu söylenemez. Önümüzdeki dönemde dost kurumlarımızla ihtiyaçlarımız, eksiklerimizi tartışırız. Bir araya gelip birlikte yönetmeyi önemseriz. Bu aynı zamanda Muş'ta da, Bitlis'te de ya farklı yerlerde de olsa bu meseleleri birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Devlete gelince bizim halkımızdan, bizden, herkesten vergi alıyor. Bu ülkenin her toprağına karşısında yaşayan bütün insanlarda, bütün çalışanlarda, emekçilerde, işçilerden vergi alınıyor. Allah'ın bu vergiler karşılığında bu coğrafyaya hizmet etmek zorunda. Bu zaten görevi, aslı görevi. Yani bunu yaptığı için bir sevecenlik ya da bir sempatiklikle tanımlanamaz. Bu bir asli görevdir. Yani biz halktan aldığımız bütün gelirleri yine halka yatırımlarla ya da yapacağımız çalışmalarla geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla bu meselelerde projelerimizden tuttuğum birçok çalışmalarımızda bütün kurumları zorlayacağız. Yapması için, yani buradaki çalışmaları yapması için. Ama yapmasa da aramayacağız, eğilmeyeceğiz. Kendi işlerimizi, kendi üretim alanlarımızı, kendi fabrikalarımızı, kendi atölyelerimizi kuracağız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Kadının yönetimde olduğu bir yönetim anlayışı gelişecek. Gençlerin, çocukların söz söyleyeceği bir yönetim biçimi örgütlenecek. Mahallede sokağına dair söz söyleyen bütün insan-ı kamillerin, yaşlılarımızın da sözü olacak. Bunun ihtiyaçlarımızı belirler ve bu şehirde iklimine, doğasına, havasına uygun üretim alanları geliştireceğiz diyebilirim. Peki, son bir soru daha. Şimdi tabii özellikle başta İstanbul olmak üzere Ankara, sonrasında Antalya, Mersin, Adana gibi çok kilit ve Türkiye'nin 5 büyük şehrini AK Parti kaybetti. Yani İstanbul daha resmi olarak açıklanmadı ama sonuçlar onu gösteriyor. Dolayısıyla AK Parti'nin çok uzun yıllar ardından ilk defa bu kadar 5 şehirde farklı bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. Ve CHP'nin de bu anlamda kazandığını, CHP İYİ Parti işbirliğinin. Bunun siyasi okumasını nasıl yapıyorsunuz? Bundan sonra siyaset aynı olacak mı? Türkiye'deki siyasi havanın farklılaşacağını düşünüyor musunuz? Şöyle bir şey diyebilirim. Yani Türkiye'deki şu ekonomik bunalımın, tüketim ekonomisine dayalı bu yönetim biçiminin, yani kapitalizmin artık yönetemediğini görüntüsü çıktı piyasaya aslında. Artık kapitalizm yönetemiyor. Çünkü kapitalizm 3-5 tane çapulcu diyeyim, min yönettiği, halkın iliklerine kadar sömürüldüğü bir yönetim biçimidir. Bugün binlerce, milyonlarca insanın aç olduğu bu coğrafyada, bu ülkede artık kapitalizm topluma politika, siyaset götüremez hale geldi. Artık insanların evine aş götüremediği döneme geldi. Artık birçok iş yerlerinin ya kongardato ya da kapılara kilit vurarak işsizler ordusuna katıldığını görmeye başladık. Hatta yapmış olduğu politik, siyasal
o güvenlik endeksli politikalara da elinde 5-10 kuruşu olan birçok esnaf ya da iş adamı da ülkenin dışına çıkmaya başladı. Şimdi tam da burada toplum aslında bir arayış içerisinde. Toplum bir arayış içerisinde. Biz sosyalistler bu süreci iyi okuyamadık. Eğer iyi okuyup bir 10 yıl 15 yıldan bu yana böyle örgütlüklerimizi biraz daha güçlendirmiş olsaydı muhtemelde bize dönüşler olacaktı. Çünkü bu sempatiyi ben görmeye başladım. Gittiğim her yere bizim kolektif olarak dediğimiz o ortak aklın, o yönetim biçiminin ne dair büyük bir sempati var. Yani ülkücüyüm diye kendini tanımlayan, HDP'liyim diye tanımlayan, CHP'liyim diyen, MHP'liyim, AKP'liyim diyen, kendini tanımlayan, Saadet Partiliyim diye tanımlayan birçok tabanda büyük bir sempati oluştu. Ama bu anlayışı maalesef bizim yapmadığımızdan kaynaklı daha çok işte CHP, İYİ Parti ya da buraya doğru bir şeyin olduğunu görüyoruz. %25'ten 30'a çıktığını. Bunlar iyi şeyler aslında. Mevcut iktidar açısından onu geriletmek, onu aşağıya doğru çekmek iyi bir şeydir. Bu Türkiye'de aslında normalleşmenin de sinyallerini veriyor. Yani artık yerellerin çok bir yerde, merkezi bir yerde yönetilemeyeceğini, bu bir yerden bir yeri yönetilemeyeceğini, artık herkesin kendi bölgesine dahil o yerel yönetimler yasasının biraz da güçlendirilmesi gerektiğini sinyali de veriyor. Yani ya demokrasiye döneceksiniz, ya demokrasiyi içselleştireceksiniz, ya da galiba bu demokrasinin size de yararı olacağı bir cenderenin içerisine gireceksiniz. Bu böyle görünüyor. Ben bunların iyi, olumlu olarak görüyorum ama esasen bunun da kurtuluş olmadığını düşünen biriyim. Çünkü sistem içi partilerin, kapitalizme, emperyalizme hizmet eden bütün partilerin eninde sonunda o cenderenin içerisinde düşeceği, 3 yıl, 5 yıl daha hayatı uzatacağını, belki 15 yıl daha bir moral motivasyonu geliştirip ileriye taşıyacağını ama onun dışında kurtuluşun olmayacağını düşünen biriyim. Peki, son ve kısa bir cevap rica ediyorum. Siz diyorsunuz ki kapitalizm 3-5 çapulcunun elinde, halk artık bundan bıktı. Oysa herkes diyor ki komünizm ve sosyalizm bitti. Bu dünyada komünizmden, sosyalizmden yönetim olmaz. Ne diyorsunuz, cevabınız ne? Munzur'un kenarında sizle konuşmak çok güzel. Bir tarafta sizin güzel sesiniz, bir tarafta Munzur'un sesi. Hakikaten güzel bir ambiyans şu anda. Şunu söyleyelim, bakın. Ben örneklerle ya da ben rakamlarla konuşmak istiyorum. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Dünya ekonomisinin %54'ü 9 kişide toplanıyor. %46'sı da 8 milyar insanda toplanıyor. Şimdi böyle bir anlayış, böyle bir yönetim biçimi olur mu? Birinci sorun bu. İkincisi, kapitalizm ya da sosyalizmin önündeki engellerin aslında geçmişteki kapitalist o sömüren anlayışların sosyalizmi ya da komünizmi dünyaya tanıtımını, savaşlar cenderesi içerisinde dünyaya tanıtımını çok doğru yapmadığını düşünüyorum. Mesela dünyanın hiç bir yerinde bir kapitalist ya da bir emperyalist kendi halkı için kendisini yaşamını sonlandırmaz. Deniz gezmişler öyle yaptı, Mahirler öyle yaptı, İbrahimler öyle yaptı, mazlumlar böyle yaptı. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, bakın gidin bir kapitaliste birine söyleyin, deyin ki bu halk gidiyor, yani bu halk çöküyor, ölüyor. Sen eğer kendi yaşamını feda edersen bu insanlar kurtulacak deyin. Bakın emin olun hepsini öldü, yaşamını sonlandırır, kendisi kaçar gider. Bu anlamda biz sosyalistler kendi yaşam alanları içerisinde kendisini yönetebilen, toprağına sahip çıkan, ağacına, sokaktaki köpeğine, hayvanına, suyuna, yosununa, birçok şeye sahip çıkan ve burada o ekoloji denge içerisinde üretimleri geliştiren ve halkın yaşam kalitesini yükselten bir anlayış örgütlenmek istiyoruz. Sosyalizm, yani sosyal bir bilim anlayış, komünizm ya da toplumsal bir bilim anlamına geliyor. Bu anlamla onlar uzun süredir bizi kötü gösterdiler, bizi sert gösterdiler. Yok, biz güven insanlarız, hakikaten biz aşka inanan insanlarız, biz bütün insanların yaşam hakkının kutsiyatına inanıyoruz, biz üretime inanıyoruz, eğitime, bilime inanıyoruz. Bunun neresi kötü? Peki, çok güzel. Ovacık, yalnız Ovacık CHP yönetecek. Sizin projeler umarım devam edecek. Bu konuda anlayış birliğine vardınız mı? Sizin başlattığınız projelerin Ovacık'ta devam etmesi, Ovacık'ın o güzel fasulyelerini, tahıllarını üretip yine bütün Türkiye'ye satması, bunlar devam edecek mi? Evet, şöyle. Ovacık'ta belki CHP almış olabilir. Ama Ovacık'ta belediyenin dışında yeni bir şey örgütleniyor. Kooperatifler örgütleniyor. Al kendisini. Artık üretim üzerinde örgütlülüğünü yakaladı. Halk kendi örgütlüğünü
kendi üretimin üzerinde artık yönetmeye başlayacak. Kadını, genci, yaşlısı bu şekliyle gidiyor. Belediyeler evet bir gerçekten de önemli yerlerdir. Yani belediyenin özellikle kurumsal yapısından kaynak desteklemeleri ve ulus içerisinde, ülke içerisindeki etki alanları önemli olduğundan kaynaklı çok büyük bir katkısı olacaktır. Muhakkak bunu hiç yatsımamak lazım. Ama belediyeleri sadece belediyelerle yaşamın tamamı, belediyelerle yaşamın iktidarını kurabilme ihtimali yok. Yani belediyeler talidir. Esas olan halkın kendi kurumsal faaliyetidir. Esas olan halkın kendi örgütlüğüdür ve kooperatifler bunun bir parçasıdır. Ben Ovacık daha güçlü, bakın göreceksiniz, Ovacık hem belediyeden daha farklı kooperatif çalışmamız, kaybetsek de orada yarattığımız o örgütlük hem kültürel hem ekonomik hem de üretim üzerinde belediyeden daha ileri işler yapacaktır. Fatih Mehmet Maçoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Kutlarız, tebrik ederiz. Sizin yönetiminizde Tunceli, Dersim yeni bir sürece giriyor. Tekrar konuşmak üzere. Seçim sonuçlarını bize değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dersim'den selam. Selamlar.